Herkese merhabalar efendim. Z raporunda sonunda Emre Özcan'la buluşabildik. Evet, hoş geldin Emre. Nasılsın? İyiyim, daha iyiyim. Geçtiğimiz hafta biraz hiç iyiydim. Biraz hastaydın sanırım değil biraz mi? Biraz değil, bayağı hastaydım. Ya ben yani, orayı tam şey yapamadım. İzmir'e falan yok, gittim. Doğru, Çok yok. geçmiş olsun. Yani aynen. Hiç Hala da şey. sesinde tınıları var. Kötü. Yani yok, iyiyim, çok iyiyim ama evet, seste bir şeyler kalmış olabilir. Hala arada öksürüyorum falan. Hastanelik oldum. O kadar. Gelmediğim, yani ne zamandı? Çarşamba mı çekimi Çok yapılmıştı? geçmiş olsun. Tabii. Gelmediğim günün akşamı hastanelik oldum. O derece. Yani şöyle, kötü hissettim kendimi. Gittim bir işte, Serum. hem ertesi gün çünkü yayınım vardı iki tane. Gitmem gereken canlı yayınım vardı. Hastaysam, yani bir şey pozitifse onu netleştirme adına Tabii gittim biraz doğru. da. Başkalarını da hasta etmeme Aynen. adına. İnfluenza pozitif çıktık. Üzerine bir de serum yardımı, ilaç vesaire falan derken ertesi sabah bir şeyim kalmadı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama yeni yıla dinç girebildin mi? Girdim. İyiydim yeni yıla girerken. Güzel. Bu da yeni yılın ilk Z raporu. Tabii. Güzel konularımız var. Bolca dedikodumuz da var. Sağ Dedikodu doğru olsun. var. Cristiano Ronaldo, işte Messi, Paris Saint-Germain, Mbappe bize bir Vallahi. sürü malzeme getirdi. Tabii bu haftanın herhalde en çok konuşulan ismiydi. Cristiano Ronaldo, El Aynen. Nassr imza töreni, oradaki açıklamaları, işte bunun yankıları, El Nassr kulübünün 500 bin takipçiden neredeyse 10 milyon takipçiye çıkışı falan derken. Öyle Evet evet tabii 9,2 falan da en son. ciddi misin ya? Tabii. 800 bin miydi? 500 bin miydi? Öyle bir Maaşın şeyden. beşte birini Instagram'dan Çık. çıkarttılar. Bak beşte birini Öyle diyorum yani. görünüyor. Normalde hepsini derdin de o kadar büyük maaş ki Rakam yani. biraz Çıkarmak çok yüksek. kolay değil. Yıllık kazanç. Tebrik ederim. Aylık kazanç. 37 yaşında. Saniyede 6 euro kazanmak nasıl bir şeydir acaba? Düşünsene. Güzel bir şeydir Bak gibi 120, 120 lira, yani. 240, 360, 480. Bak yemek yedin şu anda. Çok iyi bir yerde yemek yedin. 4 saniyede bayağı iyi bir yerde yemek yedin. Yani dünyalığını bir 10 kere falan yapmıştır herhalde artık bilmiyorum yani. Muhtemelen. Şu anda ayakkabı aldım. Araba almaya doğru gidiyorum. gün sonu araba alacaksın. Tabii Muhtemelen. tabii. Çok acayip bir şey. Gerçekten çok acayip bir rakam. Ya 37 yaşında bunu yapmış olmasını ayrı konuşmak lazım. İşin işte saha içi idealleri kısmını ayrı konuşmak lazım. Benim için Avrupa bitti, ben her şeyi kazandım dedi. Evet. Samimi buluyor musun bu açıklamayı? Buluyorum canım yani. Avrupa'da kazanabileceği her şeyi kazandı gerçekten. Çünkü şimdi tabii Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasıyla ilişkilendiriliyor bu transfer. Ki belki de payı vardır. Ronaldo'nun kararı vermesinde bir etken mutlaka olmuştur ama kulüp futbolu üzerinden yapılan bir transfer ve kulüp futbolunda elde edebileceği her şeyi kazandı. Yani Premier Lig kazandı. Premier Lig takımıyla Şampiyonlar Ligi kazandı. Gitti Real Madrid'e 5 yılda 4 tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Orada şampiyonluklar kazandı, domestik kupalar. Euro Euro 2016. 2016'yı kazandı. Ama işte kulüpten bahsediyorum ya, Ha kulüp performansından. pardon. United'a döndü. Orada tam işte listede gibi gitmedi ama zaten her şeyi kazandığı bir kulüptü. Dolayısıyla yani kazanabileceği ekstra bir şey yoktu. Alabileceği bütün bireysel ödülleri topladı. Rekorları kırdı. Rekorları kırdı. O yüzden aslında yani söylediği şey yanlış değil çok fazla. Peki şunu sorayım. Sence bir Avrupa'ya dönüş Portekiz'de bir kapanış olur mu? Ben Bir mesela bir ihtimal. şey bekliyorum ya. Yani Avrupa'ya dönüş değil. Bence evine dönüş olur bundan sonra olursa işte. Yani Yani işte Portekiz'e Avrupa derken dönüş. Portekiz için söyledim. Yani 32 yıl orada yapıp 39 yaşında Ben sanki bir yıl oynayacakmış gibi hissediyorum. Bir Newcastle çıkış maddesinden bahsediliyor bu arada. o yalanlandı Ama Eddie evet Howe yani tarafından. öyle bir şey yok. Ki çok Ama mantıklı da değil zaten bence yani. de değil. Ben artık Premier Lig'e döneceğini bu arada hiç düşünmüyorum da. Yani aynı. Hani bir Portekiz, belki Euro 2024 final gibi hani. Ya bir yıl eğer bir yıl kalıp bir yıl sonra dönerse yine eleştirilir bence. Ben hem kontratına sadık kalacağını hem de o kontratın sonucu olarak o 2 yılda o parayı alacağını düşünüyorum Ronaldo'nun. Ama 39 yaşında dönüp Sporting'de 2 yıl oynayıp 40-41 civarı futbolu bırakmak Bırakabilir. mantıklı olabilir ki Sanki bana öyleymiş gibi geldi biraz. bir Avrupa Şampiyonası da Ben görür. oynayacağını düşünüyorum. Yani en Yani azından kadroda bakacaktır. olacağını düşünüyorum, Bakacaktır öyle yani diyeyim. duruma. Evet. Yani hatta bence biraz da oynayabilmek adına şu anda da çok fazla bir alternatif yoksa teklif. Sonuçta maç ritmi herhangi bir antrenmanla karşılaştırılamaz. O yüzden de biraz El Nassr'ı tercih etmiş olabilir. Tabii ki işin maddi boyutu çok ayrı da. Evet. Yani en azından öyle düşünüyorum. Ben düşünmek istiyor da olabilirim, emin değilim şu Yo, an. yani mutlaka kafasında vardır ama tabii işte bu kendisinden biraz da bağımsız yani Santos yerine kim gelecek? Gelen hoca Tabii. işte bu bir 2 yıl içerisinde nasıl bir yapı kuracak? Orada Ronaldo'yu ne kadar düşünecek?
İlk döneminde yani ben işte bundan sonraki ilk resmi maçta Ronaldo'nun faktör olacağını düşünüyorum. Oynayacaktır. Hı hı. Ama Avrupa Şampiyonası için daha uzun vadeli ya da orta uzun vadeli başka bir yapılanma düşünebilir teknik adam. Biraz onlarla alakalı. Ama yani Ronaldo eğer kendisine şans bırakılırsa, kendisinin tercihine bırakılırsa devam etmek için milli takımda her şeyi yapacaktır. Aynı fikirdeyim seninle. Peki Ronaldo'ya verilen evin fotoğrafını getirelim ekrana. Yani tabii ki artık zaten gösteriş ve lüksün çok zirve yaptığı evet. yerlerden biri. Suudi Arabistan dolayısıyla Ronaldo'ya getiriyorsanız böyle şeyler artık sanki normalmiş gibi geliyor. Akıl almaz bir lüks ev. Ya öyle gözüküyor ama yani Ronaldo'nun zaten evi evet. başka yerde herhalde. Benim bildiğim Suudi Arabistan'da var zaten evi. Öyle Ronaldo'nun mi? Öyle biliyorum. Vardı diye biliyorum. Anladım. Yani zaten hani bu biraz daha artık şey oluyor. Sadece hani Ronaldo'yu oyuncu olarak getirmiyorsunuz. İşte reklamı, işte kulübün takipçisi, bilmem nesi. Hani pazarlanabilir bir aslında bir yandan bir ürün getirmiş oluyorsunuz. Şimdi bu tabii önemli detaylardan biri. Bayağı da bununla ilgili yorumlar gördüm. Suudi Arabistan'da evli olmayan çiftlerin aynı evde yaşamasını engelleyen yasadan Ronaldo ile kız arkadaşı Georgina Rodriguez muaf tutulacak. Tabii bu arada gittiği günden beri bu konuşuluyor. Çok doğal. Nasıl kalacaklar? İşte nasıl rahat gezecekler falan? Gezerler yani. Gezerler tabii. Yani hiç sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu enteresan konulardan biri gerçekten. Evet. Yani keşke tabii bu daha herkes için özgür bir seçim olabilse her ülkede ama işte... Böyle şeyler var. Maalesef diyelim. Muaf tutulması tabii biraz böyle tepki de yaratmış bazı yorumlarda gördüm. Mutlaka şimdi buna tabii tepkiyle yaklaşacak Suudi Arabistan vatandaşları olacaktır. Yani evet. Ama çok bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Yalnız yani El Nasr'ın hücum hattı da maşallah yani. Talisca. Tabii. Ronaldo. Başka kim vardı? Bayağı önce daha var. Var var. Sol kenar, sağ kenar oyuncular var. Yani 4-5 tane üst seviye oyuncu var. Abubakar var, doğru. Abubakar var. Doğru. Akıl almaz yani. Ronaldo acaba nerede oynayacak? Acaba kenar atalım. Yedek kalıyormuş değil mi? Erişle oynatması çok kolay olmayabilir. Peki Rudi Garcia'nın gelir gelmez yaptığı saçma espriye ne diyorsun? Ne demiş, görmedim. Ben aslında hazır bu hale gelmişken evet. Messi'yi istemiştim falan demiş ya. Yani çok patavatsız. Çok saçma bir şey ya. Ne yapıyorsun Rudi? Yani, çok patavatsız yani. Gerçekten saçma ya. Ya gelir gelmez gelme bir ortalığı. Adam ne çekti ya? Gitti Portekiz milli takımında çekti. United'da çoluk çocuğun maskarası oldu. El Nasr'a rekor kırıp gitti 37 yaşında. Orada da huzur bulamayacak gibi görünüyor. Acaba bir yedek kalır mı yani? Şöyle bir maç yedek bıraksa aslında Rudi Garcia ne güzel olur. Büyük bomb. Bak ya. Hayır yani olay çıkar, o yüzden kaos söylüyorum. Için, ya. Kaos tabii canım. İstedin değil mi? Rudi Hoca vallahi direkt o şey yapar. O kadarına gücü yeter mi emin değilim. Muhammed Bin Selman direkt şey telefon eder Rudi Garcia'ya. Sen ne yapıyorsun? Kendini tabii tabii. Diye. Yani Rudi Garcia yolcu olur yani artık bu anlaşma ve şeyden sonra. Tabii canım bundan sonra. 200 milyon euro vermişler. Rudi Garcia'nın yıllık kontratı muhtemelen 5-10 milyon euro bir şey. Ayağı kırılsa falan oynar bence artık. Hadi oğlum hadi al 10 milyon euro'nu seni kapıdan yollayalım. Peki. Bu bir hoca için de sıkıntılı bir şey ama. Sıkıntılı. 10 milyon euroya alıyorsun sen senin maaşın. 200 milyon euroya oyuncu getiriyorlar. Tabii. Gibi. Çok büyük sıkıntı. Ya herkes için sıkıntılı. Yok canım Rudi Garcia bence şu anda göbek atıyordur evde. Öyle mi diyorsun? Eğer gıcık değilse Ronaldo'ya bak gıcık olabilir. Yaptığı açıklama hakikaten ya komik değil bir kere komik yani. Değil. Hiç komik değil. Ama şöyle düşün. Yani Rudi Garcia hayatı boyunca Ronaldo gibi bir oyuncuya hocalık etme şansını, hocalık yapma şansını elde edemeyecekti. Ve bir de bir yani buna... El Nasr'a gitmişken bu kadar izlenecek, her maçı tabii. neredeyse takip edilecek falan böyle bir durum da olmayacaktı. Aynen. Dua etmeli, doğru diyorsun. Katılıyorum. Devam. Messi ile devam edelim. Dünya Kupası sonrası Paris'e gerçekten bir şampiyon gibi döndü. Burada Mbappé'nin kardeşinin bakışı dikkat çekmişti. Bu fotoğraflarda tabii ödül aldı, işte karşılandı. Normal. Evet. Değil Mbappé mi? Niye yok? Mbappé Amerika'da. Öyle mi? Geziyor. Evet. Işte, o bak ünlü fotoğraf. Evet işte fotoğraf. Ya, orada bir şey yok. Ya, sonra... Bence o sadece bir kare yani. Tabii tabii. Değil mi? 8 tane farklı şey gördüm. Hepsinde gülüyor çocuk yani. Gülüyor gülüyor yani. Ama işte severler. Böyle karşılanması da çok normal, adam Dünya Kupası kazandı yani. Yalnız nasıl dönecek çok merak ediyorum. Nasıl dönecek? Tam anlamıyla nasıl dönecek çok yani. Çok iyi döner şu an.
Hı? Uçar bence. Sezon sonuna kadar uçar. Öyle mi diyorsun? Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani tehlikede, ufukta bekleyen şöyle bir tehlike var Messi'ye. Şampiyonlar Ligi son 16'sında elenme ihtimalleri epey yüksek. Yani elenirler demiyorum ama bayağı yüksek, yüksek bir ihtimal. Çünkü yine yeniden. Ya Bayern'le oynuyorlar yani. Yine yeniden yani. Bayern'le oynuyorlar değil mi? Bayern'le oynuyorlar. Evet. Şimdi o yüzden orada bir elenirlerse aman yine... Lig şampiyonluğu kesmeyecek yani tabii ki. Evet, evet. Şimdi orası çok önemli bir görev. Genel olarak Paris için de büyük sıkıntı. Tabii. Zaten yıllardır aynı hayal kırıklığını yaşıyorlar. Tam acaba hepsi böyle şeyken. Peki şimdi devam edelim. Şu Mbappe'nin Amerika gezisinden işte fotoğraflar. Vallahi bayağı geziyor Neymar'la. Güzel bir fotoğraf da geldi. Mbappe geziyor yani. Yanındaki Eşref Hakimi değil mi? Eşref. Evet. Esas bu fotoğraf çok komik. Tanımayacaklarını düşünerek. Evet. Böyle baksana maskelerle falan bak şuradalar. Görüyor musun? Aa, görmedim. Aynen tanımayacaklarını düşünmüşler ve bu şekilde geziyorlar abi. Çok komik değil mi? Çok komik gerçekten. Bayağı hoşuma gitti benim. Ha, şimdi ya tanınmazlar mı yani? Tabii ki tanınmışlar. Zaten daha çok dikkat çekmiyor mu o şekilde? Sub-Zero gibi yalnız ya. Eşref Hakim Sub-Zero. Diğeri de Scorpion falan yani. İnanılmaz. Çok komikler. Bayağı yani da eğleniyorlar. Kesin bu espri yapılmıştır. Neyse yani eğer yapılan çok yapılan bir espriyi tekrardıysam kusura bakmasın izleyicilerimiz. Ben ilk defa görüyorum, ilk defa yapıyorum o yüzden. Baksana bu Luna Park gibi falan böyle eğlence alanlarında bayağı ne yapsın çocuk? Ucundan evet. Şey yaptı ya kupanın. Doğru. O yaşta iki kere üst üste Dünya Kupası kazanacaktı. Sub-Zero. Tabii tabii çok komik değil mi? NBA maçına da gitmişler zaten geliyor fotoğraflarda ve en iyi beşini açıklamış. Ona da bir bakalım. Anlıyor bu işten valla. LeBron James, Kevin Durant, Antetokounmpo, Luka Doncic, Jason Tatum. Bu 5 kaybetmez valla. Hiçbir takım kaybetmez bu 5. Paramparça eder. Mbappe'nin basketboldan da anladığına evet. Bir işarettir bu yani. Bir de tam bir 1 belli, 2 belli, 3 belli, 4 belli, 5 belli. Helal olsun. Ya peki şey böyle Messi Mbappe. Döndü işte Mbappe Amerika'da geziyor gibi yorumlara ya da eleştirilere ne dersin? Yani Messi'nin o dönüşünde kulüpte olmak istememiş olabilir. Öyle mi diyorsun? Yani çünkü... Sen olsan ister miydin? Emin değilim. Ben istemezdim galiba ya. Yani çünkü aralarında... Hayır, geçsin derdim bir iki hafta bunun gazını alsınlar. Araları iyi olmadığı için. Yani yoksa evet. Normalde tabii ki bir kaybetse bile normal şartlar altında aralarında bir sevgi ilişkisi olsaydı... Yine de zor be. Yine de zor ama zor sonuçta yani. Kazanmış olan bir oyuncu yani. Bir önceki Dünya Kupası'nın sahibi o. Yani inanılmaz bir şey kaybetmedi. Tabii. Hiç kazanmadığı bir şey kaybetmedi yani. Ve kazanamayacağı ama, bir şey de kaybetmedi tabii. Yani bu Fransa milli takımını düşünürsek ama işte. Dediğin gibi çok da sevmediği için ben gerçekten aynı Mbappe gibi davranabilirdim yani. Hiç yokmuş gibi onun dönüşü. Şampiyonun dönüşü. Gidip biraz gezip eğlenip öyle dönebilirdim. Peki gelelim Eden Hazard'a. Hayat ona pek adil davranmıyor. Fenerbahçe transferi gündemde. Getirelim ekrana fotoğrafını. Ne olmuş? Hazırsa, bir şey mi olmuş Eden Hazard'a? Yani... Gelmiyor, Z raporu. Gelmiyor, Z raporu geliyor. Olsun, tamam. Neyse, tamam. Geldi. Geldi. Eyvah. Allah affetsin Eden Hazard'ı gerçekten. Biraz sıkıntılı. Ay çok kötü. Yani ben anlamadım niye ara bu kadar kilo aldı ya. Yani hep kalçası biraz büyüktü evet. Eden Hazard'ın ama burada... Bir amcaya doğru dönüş var gerçekten. Şey görünmüyor. Ya çok kötü bir kariyer yönetimi görüyorum ya. Sen ne dersin? Ben severdim Hazard'ı da. Ben de çok severdim. Ben mesela hani iyi oyuncular şu bu falan sayarken artık aklıma gelmiyor bile. Yok zaten değil yani. Bayağıdır değil ama tabii, yani. Tabii. Kötü tercihler bence. Kötü inatlar. Bu soldaki görüntü eski mi? Bu soldaki görüntü onu bir sorayım Orhan. Bence soldaki de eski değil biliyor musun? O da eski değil gibi. Bence o da eski değil. Yakın zaman yani ama bu açıdan mı artık bilemiyorum. İkisi de yeni ya herhalde. Yeni yeni. Ama bu açı tatsız yani. İnşallah ışık falandır. Aynı evet. Aynı. Hazard'la alakalı en anlamadığım şey Real Madrid'e gelene kadar kariyerinde çok fazla sakatlık yaşayan bir oyuncu değildi. Real'e geldikten sonra sakatlıktan başını kaldıramadı. Oyuncu çok az maç vardı. Ve yani muhtemelen vücudu da bunu kaldırmadı. O kadar fazla oynamamayı kaldırmadı vücudu. Bir anda çökmüş olabilir. Gerçekten Chelsea ve öncesindeki Lille kariyeri vesaire Chelsea'ye gelene, Premier Lig'e gelene kadar orada bir 10 yıl var. O 10 yılda Hazard normal bir futbolcuya göre bile, standart bir futbolcuya göre bile daha sakatlık yaşamış bir oyuncu olabilir. Hı hı. Kariyerinde uzun bir sakatlık yok neredeyse.
Öyle bir oyuncunun Real'e gelir gelmez arka arkaya bu kadar çok uzun ve büyük sakatlıklar yaşaması büyük ihtimalle yani hem salmasına hem de vücudunun toparlayamamasına sebep olmuş olabilir. Yani alışık olduğu bir şey değil çünkü. Kötü görünüyor. Kötü gözüküyor. Tabii yani sporcuların bu görüntüleri toparlamaları çok çok daha rahat oluyor ve hızlı oluyor ama. Bu toparlanamaz bir görüntü. Yani... yani Allah affetsin sağdaki görüntü ayrı. Solda da yani. Emre Özcan'ın acımasız yorumları göğüs ya. Göğüs kasları falan sarkmış yani. Evet, bitmiş neden azar. Belli ki. Fenerbahçe şeyde, düşünme bir daha düşünsün. Salona da gitmiyor belli ki. Fenerbahçe Türkiye'ye gelmesi ister misin şu ortamda? Gerek var mı ki? Bence de bir şey yapamaz. Gerek yok yani. Hele Fenerbahçe'nin şu eforlu enerjili oyununda. Bence de Allah affetsin oynayamaz gibi. Düşünsene. Yani. Evet bayağı sıkıntı ve burada düşünemiyorum çekilecek fotoğrafları falan. Ama Batshuayi bağlantısı falan bir şekilde yokluyorlardır. Batshuayi valla zayır zayır top oynuyor. Aynen. Görsün de biraz feyiz alsın. Neyse peki. Kapanışta da tabii ki Pele'yi almak isteriz. Yine futbolun işte ne bileyim futbol denince akla gelecek belki de ilk isimlerden biri. Dünya Kupası denince şüphesiz akla gelecek ilk isim çok... Biz yetişemedik evet, ama evet, işte teknolojinin nimeti birçok şeyini izleyebildik. İşte belgesellerini ben en azından takip ettim. Sen zaten izlemişsindir. İzledim, çok izledim. Yani. Dolayısıyla yani farklı, çok çok farklı. Futbolun bambaşka bir yönüydü belki de Pele. O da hayata gözlerini yumdu. Şimdi yaşın ne, nasıl izledin soruları gelebilir. Tabii tabii yazıyorlar hep hatta. O yüzden dedim tek onu açıklamam lazım mı? Açıklamam gerekiyor çünkü oyundan gerçekten şanslıyım. Daha önce de birkaç yerde söyledim. Onur amcam, rahmetli Onur amcam. İnanılmaz bir Brezilya fanatiydi ve Pele fanatiydi. İşte ona da, yani Pele'ye dair evinde işte o dönem şeyler vardı hatırlarsın belki. Beta, VHS, video kasetler vardı. 10-15 tane Pele kaseti vardı evinde. Bunların bazıları maç görüntüleri, bazıları belgesel tarzı böyle Pele'nin hayatına dair, futbol hayatına dair görüntülerden oluşan 10-15 tane kaseti vardı ve onların hemen hemen hepsini en az iki defa her gidişimde bir şekilde izliyordum. Çok küçükken. Senden dinlemek lazım o zaman. O yüzden yani Pele'nin futbolculuğu benim için farklıdır. Birçok insan özellikle yeni nesil, yeni jenerasyon, Z kuşağı tamamen zaten Pele ile alakasız ama Y kuşağının bile Pele'ye dair... Ben çok haklı olmayan bir futbol bakışı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz fazla küçümsüyorlar Pele'yi. O dönemki futbol şartları falan gibi yorumlar için diyorsun zannediyorum. Hem öyle, yok şöyle de diyorum. Yani mesela Maradona'nın yetenek olarak falan çok gerisine koyuyorlar. Bence değil. Ya da işte şu anki büyük yıldızların yetenek olarak çok gerisine konuyor. Bence yine değil. O dönemin şartlarını düşündüğün zaman kendi zamanının... Bu kadar ötesine geçen bir oyuncu muhtemelen futbol tarihi görmemiş olabilir. Yani biraz o yönden ben Will Chamberlain'e benzetiyorum. O tarz evet, oyunculara benzetiyorum doğru. NBA tarihinden. Onlar da kendi zamanlarının çok ötesinde oyunculardı. Evet. İşte 55 sayılık ortalamalar, evet, 20... Triple double rekorlar. Gibi. Bu bir yandan bu oyuncuların laneti ama bir yandan da yaptıkları inanılmaz şeyi gösteren şeylerden biri bence. Yetenek seti olarak da evet yine bir şekilde mutlaka katkı yaptı. yetenek olarak da çok başka bir oyuncuydu. Yani bunu bir de şey söyleyeceğim. Şimdi bizim artık yeni dönemde Z kuşağı dönemi yaşadığımız dünya şartları, işte teknolojik hayat ve tüketimin aşırı abartılı bir şekilde normalleşmesiyle beraber aslında böyle büyük figürleri çıkaramıyoruz gibi hissediyorum. Yani evet Messi... Dünyanın yeni için söylüyorsun değil mi? Evet evet. Tamam. Yok sadece Türkiye için değil. Yani mesela Messi evet çok çok özel. Ama mesela Pele etkisi olacak mı bundan ne bileyim 50 sene sonra? Olmayacak. Bilmiyorum yani çok zor. O yüzden bunlar çok özel değerler. Özel insanlar gibi geliyor bana. Tabii yani şansları da yani Pele gibi Maradona gibi oyuncuların şansları da çok fazla izlenmemiş kariyerleri. Yani, didik didik edilmemiş, tüketilmemiş, sosyal medyaya düşmemiş, insanların ağzına düşmemiş o kadar fazla. Ve çok fazla izlenmediği için de hep böyle mit olarak kalmış. Normalleştirmemişiz kafada, çok evet, sanki. Kafada biraz daha farklı, biraz daha üst insan gibi konumlandırmış evet. insanoğlu. Bunun da avantajını görmüşler, onu söylemek lazım. O yüzden lazım. Öyle insanlar işte artık evet. Hayattan göçüp gidince bir anlamda da bazı böyle değerler kayboluyormuş gibi hissediyorum. İnşallah kaybetmeyiz onları ama...
Şüphesiz çok çok çağının da ötesinde. İşte bahsettiğimiz yıllara hiç tanıklık edemesek bile hepimizin söyleyecek bir cümlesi, izlediğimiz bir golü, izlediğimiz bir maçı var. Bu aslında ne kadar özel bir şey, bir insan olduğunu gösteriyor futbolcunun yanında. Ağzına sağlık o zaman. Senin de. Özlemişiz seni. Hoş geldin sen de tekrar bu arada. Yani şehre hoş geldin en azından, onu söyleyelim. Sen de hoş geldin. Ben de programa hoş geldin. Sen de programa hoş geldin. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın.